Herkese merhaba arkadaşlar. 20 Kasım Cuma İstanbul programıyla bir aradayız. İstanbul'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı olacak İstanbul programının. Birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 5'i çeyrek geçe. İkinci altılısı arkadaşlar dördüncü koşuyla beraber saat 7'de başlamış olacak İstanbul programı için. Ben yine her iki altılı programı ile ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında İstanbul programı için arkadaşlar değerlendirmeye çalışalım. İstanbul programı akşam koşacak ki gündüz programında Bursa var. Ben yine Bursa ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Dediğim gibi akşam programında İstanbul, gündüz Bursa koşacak. İstanbul'un altısı arkadaşlar birinci koşuyla beraber saat 5'i çeyrek geçe başlamış olacak. Şartlı dörtlü koşu izleyeceğiz. 4 yaşlı Araplar 2100 metre mesafe çimde bir araya gelecekler. 8 tane safkanın bir araya geldiği bu koşu için özellikle 2 tane safkanı ben biraz daha ön plana çıkaracağım arkadaşlar ki bunlardan zaten ilki 1 numaralı Hanamaçi olacak. Çok etkili bir safkan. İdeal de mesafesinde koşuyor. Gruptan biraz ağır kilolu gibi gözükse de yetenekli jokey Mehmet Kaya ile beraber ben etkili koşacaktır diye düşünüyorum. 1 numaralı Hanamaçi arkadaşlar günün ilk ayağında ben de en şanslı safkan konumunda. Rakibi noktasında da Gubaz etkili yarışlar yapabilen çok beklentinin de olduğu çok yetenekli bir safkan. Güzel bir pediklisi var safkanın ama istenen koşuyu bir türlü yapamıyor. Bu sefer üzerine Halis binmiş bir ak muhakkak fark yaratacaktır. Etkili bir koşu çıkaracaktır diye düşünüyorum. 1 ile 3 numaralı safkanlar günün ilk ayağı için arkadaşlar. Ben de öncelikli bu iki safkanı muhakkak kuponuma bulunduracağım. Daha sonrasında arkadaşlar günün ilk ayağı için varsa yine takip ettiğiniz safkanlar ekleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi 1 ve 3 numaralı safkanları günün ilk ayağı için mutlaka kuponlarımızda bulundurmaya çalışalım. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise şartlı 5 bir koşu koşacak. 3 ve yukarı İngilizleri 1200 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 9 tane safkanın start alacağı bu koşu içinde ben yine özellikle etkili bir koşu beklediğim 3 numaralı Uğur Babam'ın artık beklenen koşuyu yapmasını bekliyorum. Safkan aslında özellikle son yarışlarında etkili yarışlar yapıyor. Son üçüncülüğü oldukça başarılıydı. Ondan önceki etkisiz kaldığı yarışlarda bile ben yarış içinde takip ettiğim Safkan'da iyi yarışlar yapıyordu Safkan. Ben artık Safkan'ın kendini bulup etkili bir yarış yapacağı bir grubu yakaladığını düşünüyorum. Uygun da bir kilo yakalamış. Bugün için ben bu grupta fark yaratmasını bekliyorum Safkan'ın. 3 numaralı Uğur Babam. Ben de arkadaşlar çok şanslı bu Safkan'dan etkili dediğim gibi güzel bir koşu gelecektir diye düşünüyorum. Günün ikinci ayağında. Arkadaşlar burada bu Safkan'ın kötü koşması durumunda devreye girmesini bekledim. 6 numaralı Gold Polat Halis idaresinde. Yine şanslıdır. Bu sever bu tarz grupları zaten bu tarz mesafeleri. Muhakkak iyi koşacaktır bu Kaneko temsilcisi. Rakibi noktasında da iyi bir form yakalayan 1 numaralı Makambo. Her ne kadar ağır kilosuna rağmen Enver Şimşek idaresinde bence ihmal edilmemeli. Safkan oldukça formda bu tarz bir grupta yine etkili bir yarış çıkartabilir arkadaşlar günün bu ayağında. Özellikle dediğim gibi 3 numaralı safkandan iyi bir koşu bekliyorum. Rakibi noktasında 6 ve 1 numaralı safkanlarında ihmal edilmemesi gerek diye düşünüyorum arkadaşlar günün ikinci ayağında. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise aynı zamanda da Yedili Plase'nin de başlangıç ayağına uçacak olan bu koşu şartlı 5 koşacak. Dişilere ait olan bu koşu dörtlü yukarı Araplar izleyeceğiz ki 2100 metre mesafe şimdi start alacak 7 tane safkanın bir araya geldiği bu koşuda gruptan aslında bir tık kalite olarak fazla olduğunu düşündüğüm 1 numaralı Hilal'a da normal şartlarda herhangi bir terslik yaşamaması durumunda çok kolay kazanacağı bir yarışı izleyebiliriz ki Safkan oldukça etkili bir formu var bu tarz, özellikle bu tarz mesafelerde. Ben iyi bir koşu çıkaracağını düşünüyorum ki kendisini tanıyan aprantisiyle beraber start alma avantajı da kullanarak grupta da çok kilo farkları olmadığı düşünüldüğünde Hilal Adağ'dan etkili bir koşu gelecektir. Kazanma noktasında çok şanslı gözüküyor. Burada iki tane formda rakip var ki bunlardan biri 2 numaralı Dizdar'ın bilindiği gibi çok kez verdiğim bir safkan. Halen beklentimin altında koştuğunu söylüyorum. Son yarışını kazanmış olmasına rağmen bu tarz gruplarda da kazanabilecek yetenekli bir safkan olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Dizdar'ın ihmal edilmemesi gerek Balkan Çağlayı ile beraber. Yine ilerlemiş yaşına rağmen çok formda bir dönem yaşayan 3 numaralı Amankaya'da yine Bekir Mert Marik idaresinde şanslı safkan konumunda değerlendirmek doğru olacaktır ki hatta 4 numaralı Asıl Rüzgar bile bu grupta şanslıdır arkadaşlar. Özellikle ben 1 numaralı Hilal Eda'dan çok etkili hatta kazanmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum. Rakibi noktasında arkadaşlar 2-3 ve hatta 4 numaralı Safkan'a bile
Günün bu ayağında şans verebiliriz. Günün dördüncü koşusu aynı zamanda ikinci altının. Başlangıç ayağını uçacak olan bu koşu handikap 15, 3 yaşlı İngilizleri 1900 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz 10 tane safkanın start alacağı bu koşuda. Aslında gruptan farklı bir isim var. Bu da 8 numaralı Wolf Polat. Yarış hayatına geç başlayan bu Luxor temsilcisinin çok önemli pedigrisi var. Safkan kendini buldu. Çok etkili bir yarış yaptı. Son yarışını 5 boy gibi çok gösterişli bir yarış kazanmıştı. Bugün için ben yine uygun kiloyla beraber kendisini tanıyan jokeyli idare start alacak olan Safkan'ın ben yine kazanabileceğini düşünüyorum. Bu Safkan daha bu tarz gruplarda etkili yarışlar yapacaktır. Bu tarz gruplara her zaman zor anlar yaşatacaktır. Ben 8 numaralı Wolf Polat'ın muhakkak gün ilk ayağında arkadaşlar etkili bir koşu yapacağını, hatta kazanmaya en yakın Safkan olduğunu düşünüyorum. Bu Safkan'ın kötü koşması durumunda çok formda olan Safkan 4 numaralı Sönmez Bey, Saadettin Boyraz'la beraber değerlendirilmeli. Yine bu tarz gruplarda iş yapabileceğini düşündüm. 2 numaralı Belavin Mide yine Mert Gökalp Aslan idaresinde günü ilk ayağı için arkadaşlar şanslı gördüğüm Safkanlar konumunda. Özellikle 8 diyorum. 8 numaralı Safkan'ın kazanma şansını yüksek olduğunu düşünüyorum. Rakibi noktasında dediğim gibi 4 ve 2 numaralı Safkanların arkadaşlar günün bu ayağında şanslı görüyorum günün ilk ayağı için. Gün ikinci ayağı Maiden koşacak. 3 yaşlı Araplar izleyeceğiz ki 1600 metre mesafe. Şimdi start alacak 12 tane Safkan'ın bir araya geldiği bir koşuda arkadaşlar yine ben gruptan bir tık kalite olarak fazla olduğunu düşündüğüm 3 numaralı Kara Kaplan'ın artık Hışman çizgi dairesinde meydana veda etme vaktinin geldiğini düşünüyorum. Kaliteli bir Safkan, önemli bir son ap yavrusu, son yarışı oldukça başarılıydı. Bu tarz bir grubu bence geçmesi gereken bir Safkan. Yarın içinde bu şanssızlığını kırıp Hışman idaresinde kazanan Safkan olmaya çok yakın olduğu bir yarışa çıkıyor. Ben rakibi noktasında muhakkak kuponunda bulunduracağım 7 numaralı Ateşin Kızı'nı Mehmet Kaya idaresinde kuponlarıma yazacağım arkadaşlar. Yine 5 numaralı Kral Abuzer'i de yine kuponuma yazacağım. Bir diğer Safkan olacak. Özellikle 3 daha sonrasında arkadaşlar dediğim gibi 7 ve 5 numaralı Safkanlar çok ihmale gelmemeli. Hatta 8 ve 12 numaralı Safkanlara bir arkadaşlar günün bu ayağında sürpriz arama noktasında şans verebiliriz günün bu ikinci ayağı için. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise satış 3'te koşacak 3 yaşlı İngilizleri 1600 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz 12 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu için. Ben bir tane Safkan'dan bahsedeceğim. Zaten bu Safkan'ı kuponuma yalnız bırakacağım ki bu da 4 numaralı Kingdom of Fire olacak. Ali Kaçmaz'la beraber start alacak olan bu Bursa Zincir yavrusunun artık bu tarz bir grubu geçmesi gerektiği düşünüyorum. Zor kazanan bir Safkan olsa da çok müsait bulduğu bu grupta ben herhangi bir terslik yaşanması durumunda sevdiği mesafede etkili koştuğu pistte iyi bir yarış çıkararak bu grubu geçmesini bekliyorum. Kaliteli Safkan'ın bence bu grupla çok alakalı olmadığını düşünüyorum. Dediğim gibi 4 numaralı Kingdom of Fire Ali Kaçmaz idaresinde bende geçilmez kuponlara da rahatlıkla arkadaşlar günün bu ayağında yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise handikap 16 bir koşu izleyeceğiz. 4 yukarı Araplar 2200 metre mesafe. Şimdi start alacaklar. 9 tane Safkan'ın bir araya geldiği bu koşuda yine önemli bir Safkan var. Bu da 2 numaralı Tatavla. Çok önemli, güzel bir Tamerinoğlu yavrusu olan Safkan iyi koşmasına rağmen bir türlü yarış kazanamıyor. Bugün üzerine Halis binmiş muhakkak fark yaratacaktır. Etkili bir yarış yapacaktır. İhmal edilmemeli, kazanma noktasında çok şanslı olduğu bir koşuya çıktığını söyleyelim arkadaşlar. 2 numaralı Tatavla'nın rakibi noktasında çok formda bir döneme giren 7 numaralı işini bilir. Güzel bir Kaiser temsilcisi, uygun kiloyla start alıyor. İhmal edilmemeli diye düşünüyorum. Yine bu tarz gruplarda her zaman fark yaratabilen 1 numaralı Kara Zeytin de yine etkili formuyla beraber ilerlemiş yaşına rağmen Enver Şimşek idaresinde yine şanslı Safkan konumunda değerlendirmek doğru olacaktır. Özellikle iki arkadaşlar daha sonrasında 7 ve 1 numaralı Safkanların günün bu ayağında biraz daha şanslı gördüğümü söyleyeyim. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise kupalı bir koşu var. Açık kedi kız kulesi koşusu olarak koşacak olan bu koşu 3 ve yukarı İngilizleri izleyeceğiz ki 1400 metre mesafe. Sentik'te start alacak 8 tane Safkan'ın bir araya geldiği bir koşu olacak. Son koşusunu çok gösterişli kazanan 3 numaralı Malones yine müsait grubu değerlendirecektir diye düşünüyorum. Yine sevdiği mesafe, sevdiği pist göz önüne alındır da kendisini tanıyan jockey Halis dairesinde yine kazanma noktasında şanslı gözüküyor ama tabi son yarışına nazaran bugün için daha sert rakipler olduğunu söylemekte gerek. Özellikle 6 numaralı Cherry Cherry Lady önemli bir Safkan. Bu tarz mesafeleri çok iyi koşuyor. 1200-1400 aralığını ki zaten artık kendisiyle özleşmiş jockey Saadettin Boyraz'la beraber etkili koşacaktır. Çok ihmal edilmemeli. Rakip nokhanesine muhakkak şans verilmeli. Daha sonrasında halen ben gerçek kalitesini daha yansıtamadığını düşündüm. 8 numaralı Fulad Kuvaslı'nda yine
Özcan'la beraber şanslı olabileceğini düşünüyorum. Bu Safkan kendini bulacaktır. Daha da iyi gruplarda, daha önemli yarışlarda kazanan Safkan konumunda izleyeceğiz diye düşündüğüm Safkanlardan biri. Bugün için biraz arka planda kalmış olsa da ben bu Safkan'dan da etkili bir koşu geleceğini düşünüyorum. Özellikle 3 ve 6 arkadaşlar sürpriz hanesinde de 8 numaralı Safkan'dan şanslı bir koşu gelecektir diye düşünüyorum günün bu 5. ayağı için. Günün son ayağına geldiğimizde ise maiden bir koşu koşacak. 3 yaşlı Arapları 1600 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz 13 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu için 1 numaralı Atik Yıldız artık Mehmet K ile beraber kazanacağı bir koşuya çıkıyor. Kazanması da beklentimiz yönünde arkadaşlar iyi bir koşu çıkacaktır diye düşünüyorum. Safkan her yarışını iyi koşuyor. Bugün için de artık kazanabilir konumda. Rakibi noktasında 4 numaralı İzmir'in dağları. Son 2 yarışını ölçü almadığım bu kalbiler temsilcisinden Mahsun Demirbaş idaresinde artık beklenen koşuyu yapabileceğini düşünüyorum. Rakip hanesinde muhakkak değerlendirilmeli. Son olarak da 6 numaralı Karbatur Gökhan Gökçe ile beraber yine diğer bir şanslı gördüğüm Safkan konumunda. Özellikle arkadaşlar 1-4 ve 6 1-4 ve 5 diyorum bu üst Safkan'ı muhakkak değerlendirelim. Varsa yerimiz yine 6 numaralı Özgür Kafkas, 7 numaralı Tekinzade hatta 10 numaralı Gümüş Kayabak gibi Safkanlara da geniş kuponlarda şans vermek doğru olacaktır. Günün son ayı için hatta tuttuğunuz Safkanlar varsa arkadaşlar bu ayak için değerlendirmeye çalışın. Biraz dengeli grup gibi gözüküyor günün son ayağı. Arkadaşlar İstanbul'la ilgili benim yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.